Sevgili arkadaşlar, şimdi 7. sınıf matematikte çemberde uzunluk konusuna geldik. Çemberde uzunluk, yani bir çemberin çevresi mesela nasıl bulunur? Burada bir tane çember verdim. O merkezi çemberin yarıçapı R ile gösterilmiş. Çemberin çevresi 2 pi R ile bulunuyor arkadaşlar. 2 çarpı pi çarpı R dediğiniz zaman çemberin çevresini bulabiliyorsunuz. Sonra size bazen çemberin bir parçasını, yay parçasının uzunluğunu soruyorlar. Yay parçasının uzunluğu da şöyle bulunuyor. Yay parçasının uzunluğu, AB yay parçasının uzunluğunu tüm çemberin çevresinden yararlanarak buluyoruz. Diyoruz ki bütün bu yayın tamamı 360 derece ise, bunun uzunluğu da 2 pi r ise, x'lik, bakın bu x açısı, aynı zamanda burası da x açısı ya, x derecelik bir yay parçasının uzunluğu ne kadardır diye orantı kuruyorsun. O zaman burada içler dışlar böyle yapınca, yani böyle cross çarpımı yapınca 360 çarpı soru işareti x çarpı 2 pi r'ye eşitliyor diyorsun. Sonra 360'ı her iki tarafı 360'lara böldüğün zaman da bu 360 bunun altına bölü olarak geçiyor. X bölü 360 çarpı 2 pi r deyip buradan bu soruları çözebiliyorsun. Şimdi böyle olunca bir şey anlamıyorum hocam. Örnekler gösterin bana. Tamam, gösterelim örnekler. Bir numara, ilk önce bir dairenin çevresi nasıl bulunur ona bakalım. Yarıçapı 6 santim olan O merkezi dairenin çevre uzunluğu kaçtır diyor. Hemen yazıyorum, 2 pi r diyorum. 2 çarpı pi yerine 3 al demiş. 3 çarpı r yerine 6 demiş. O zaman bunları çarparsan 6 çarpı 6'dan 36 santim diyorsun. Demek ki bunun cevabı 36 ceyhanmış. Şimdi bir tane daha örnek var. Burada da diyor ki AB yayının uzunluğunu sormuş. Şimdi bakın, burada şöyle yapabilirsin. 2 pi r dersin. 2 çarpı dersin. 3 çarpı pi 3 alın demiş. R'ye 5 demiş. Dolayısıyla burası 6, 5 kere 6'dan 30'u bulursun. Sonra da dersin ki 60 ya, 360'da 30 ise 60'da kaçtır diye sorarak yapabilirsin. İçler dışlar çarpımı 360x eşittir 60 çarpı 30. Şimdi 360 ile 60'ı sadeleştiriyorum. Buraya 1 yazıyorum. Bunu tam 6 katı, buraya 6 yazıyorum. Dolayısıyla şöyle oluyor. 6x eşittir 30. X buradan ne çıkıyor? 5 çıkıyor. 30'u 6'ya bölersen 5 çıkıyor. Bunu böyle yapabilirsin. Ya da direkt demin söylediğim gibi formülü kullanabilirsin. Şöyle yapalım. Şuraya ikinci yol diye kısaca yapalım. 60 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi yerine 3 çarpı r yerine de 5 yazarsam, bakın burada 360 var. Burada bir 6 var. 6 kere 60 da 360 eder. Yani 360 ile 360 sadeleşir. Burada sadece 5 çıkar. Böyle de yapabilirim. Yani formülü kullanabilirsin hızlı hızlı. Ya da böyle, ben formülü sevmiyorum hocam. Yaparım bunun tamamını. 360'da kaçsa bunu yaparım dersin. Orantı kurarım. Olur. Ama ben formül seviyorum. Yani bu çok, zaten formül bile değil. 360'da kaçı diye soruyorsun. Şimdi geldik örnek 3. O merkezi dairenin yarıçap uzunluğu 8. AOB eşkenar üçgen ise taralı çevrenin uzunluğu kaçtır? Yani burada bir taralı şekil var. Bunun çevresini soruyor. Bakın, taralı çevre dediği şey de enteresan bir şey. Bir burası, bir de burasını bulmamız lazım. Şimdi öncelikle bakalım. Eşkenar üçgen dediği için bunların açıları 60'ar derece. 60 olduğu için o zaman ne diyor? Yarıçapının uzunluğu 8 diyor. Eğer burası 8 ise, burası 8 ise, eşkenar olduğu için burası da 8. Demek ki AB'nin uzunluğunu bulduk. Eğer bir de şurayı bulursak bu işi çözeceğiz. Burayı nasıl bulmamız lazım? Şu AB yayını ve AB uzunluğunu topladığım zaman taralı çevreyi bulacağım. Çünkü taralı çevre dediği şöyle bir şey. Burayı 8 buldum. Şimdi burası lazım bana bulmam için. Burayı da nasıl bulacağım? Demin yaptığım gibi daire diliminin bir parçasından, yay parçasından bulacağım. Yazıyorum. 60 bölü 360 çarpı 2 çarpı 3 çarpı r'yi de 8 vermişler. 8. Şimdi tekrar burası 6 ediyor. 6 kere 60 360 ediyor. 360 ile 360 birbirini götürüyor. Bunun cevabı 8 çıkıyor. Demek ki alt tarafta 8'miş. O zaman burası 8, burası da 8 ise 8 artı 8'den cevap 16'dır. Bunun cevabı 16'dır. Adam A şıkkında 8'lik olmuş. Dikkat edin.
Şimdi geldik örnek 4'e. Şekilde verilen daire diliminin çevresi kaç santimdir? Bakın bu tür sorularda en çok yanıldığımız şey ne biliyor musunuz? Size buradaki açıyı 90 derece vermiş ya bu açıyı. Siz 90'a göre işlem yapıp yanlış sayı buluyorsunuz. Halbuki adam bu 90'ı vermesine rağmen bizden istenen burası. Yani 360'dan 90 çıkartırsan 270'lik parçanın çevresinden bahsediyor. O zaman biz ilk önce şu yay parçasının uzunluğunu bulalım. Bunu nasıl buluyorduk? 270 bölü 360, yani x bölü 360 diyordum ya, çarpı 2 çarpı pi yerine 3, pi'yi 3 vermiş, r yerine de 10 vermiş. Şimdi bakalım. Şimdi dikkat edersen şöyle yapalım. Şunların sıfırlarını silelim karşılıklı. Ondan sonra 2 kere 3 6 ya. Bu 6 ile 36'yı sadeleştirelim. Böyle gitsin. Burada 6 kalsın. Buradan şimdi ne çıktı? Dolayısıyla bu 10 var, 27 var. Şimdi bu 27 ile de 6'yı sadeleştirelim. Bunu 3'e bölelim. 9, bunu 3'e bölelim. 2. Ondan sonra 9 çarpı 10, 90 bölü 2'den cevap 45 çıksın. 45 var ama bitmedi arkadaşım. Burada çok önemli. Sonra bakın bu şeklin şurası ve şurasını da toplayınca çevre tamamlanıyor. Onun için 45'in üzerine bir 10 buradan, bir 10 da buradan koyacağım. 10 santim de buradan koyacağım. 2 tane 10'dan 10 artı 10 koyacağım. Yani 45, 55, 65 olacak. 65 de doğru cevap. Bu şekilde. Arkadaşlar örneklerimizi çoğaltalım her zaman. Testleriniz, yani elinizdeki kitaplardan örnekleri çoğaltın. Yaptıkça açılıyorsunuz bu konuda. Önemli bir konu bu arkadaşlar. Yani 7. sınıfın önemli konularından bir tanesi. Görüşmek üzere.